Merhaba sevgili izleyiciler. Mucize'nin sunduğu Akadem 264 başlıyor. Dünya ve Türkiye'den ilimiz Sakarya'ya yansıyan sorunlar ve bu sorunların çözüm yollarının tartışıldığı Akadem 264'ün bu akşamki konuğu Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Oğuz Alkaş olacak. Sayın Oğuz Alkaş da 2023-14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını, Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerinin sonuçlarını ve Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarını enine boyuna konuşacağız. Sen Oğuz Alkaş, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere yoğun bir seçim kampanyasını tamamladınız ve bitirdiniz. Evet. Yani bu seçim kampanyası sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni nasıl buldunuz? Yani bir il başkanı olarak yani sizin sevk edenizdeki Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahada çalışmalarını siz nasıl yorumlarsınız? Ben de sizin sorunuzun evet. Arkasında bir yorum katacağım. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii Mart'ın sonunda 25 Mart gibi bir göreve gelme sürecim oldu. Sayın İl Başkanımız Ahmet Ziya Karbey'in vekil adayı olması münasebetiyle görev bize tevdi edilmişti. Biz de 25 Mart'tan sonra bu görevi aldıktan sonra bir kendimizi bir seçim satım halinde bulduk. O süreçten sonra tabii ki Sayın Genel Başkanımızın, Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda seçim komisyonumuzu oluşturduk. Seçim programımızı arkadaşlarımızla birlikte istişare ettik. Ve bu minvalde aday adayları süreci başladı. O süreçten sonra adaylık sürecimiz Sakarya'nın bütün ilçelerinde, köylerinde, kasabalarında, merkezlerinde halkımıza buluşmaya çalıştık. Sakarya'da 8 adayıyla birlikte gerçekten çok ciddi, etkin ve verimli bir seçim kampanyası yürüten parti olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii bu da halkımızın çok büyük bir teveccühüyle karşılaştı. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız tarafından çok ciddi bir iltifat ve mazhara layık görüldük. Kendilerine teşekkür ediyorum bu süreçte. Sakarya'mız kararını verdi. Biz de bu seçim sürecinde her yere ulaşmaya çalışarak çok etkin, verimli bir çalışma kampanyası dahilinde 14 Mayıs'a ulaştık. Neticeler ortada. Onun haricinde tabii ki seçim süreci atmosferinde ilçe başkanlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla ve teşekkür eden seçim komisyonuyla çok ciddi bir seçim süreci atlattık. Seçim komisyonumuz gerçekten adaylarımıza çok verimli ve etkin bir program hazırladı. Adeta bir dakika dahi boş bırakmadan adaylarımızı, gece gündüz demeden adaylarımızı sahada gerek vatandaşlarımızla, gerek STK'larımızla, gerekse de diğer unsurlarla buluşturarak çok nitelikli ve verimli bir seçim sürecini hep beraber geçirmiş bulunmaktayız. Sayın Alkaş, yani seçim sürecinden önce bilindiği üzere tabii ki İl Başkanı Ahmet Ziya Akar mevcuttu. Son dakikada, müracaatların son gününde istifa ederek milletvekili aday adayına müracaat etti. Tabii ki. İl başkanlığı da böylelikle boşalmış oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok etkinde bir yönetim kurulu var. Yani burada yani il başkanlığını siz mi düşündünüz? İl başkanlığını yani nasıl geldi size il başkanlığı? Şöyle söyleyeyim. Hazır mıydınız? Yani bizim kültürümüzde her zaman istişare vardır. İstişareden olsun hiçbir şey olmaz istişaresiz. Tabii İl Yönetim Kurulumuz bizleri bu göreve layık gördü. Tabii süreçte biliyorsunuz böyle bir şey olduğu zaman yönetim kurulu içerisinde yapılan bir oylama sonucunda böyle bir göreve geliyorsunuz. Tabii bu süreçler İl Yönetim Kurulumuzun ve Genel Başkanımızın, Genel Merkezimizin beraber çalışması neticesinde bir karar neticesinde ortaya çıktı. Sayın Genel Başkanımızın da olurlarıyla Sayın Yönetim Kurulumuzun da oylaması sonucu yaptığı seçimle bu görevimize tevdi edilmiş durumdaydı. O şekilde gelişti. Şimdi Sayın Alkaş, Sakarya'daki
Yani 14 Mayıs 2023 seçimlerinin neticesi neticelendi. Hı hı. Ben şöyle bir tablo olarak ortaya koyayım. Bu tablo üzerinden yorumlarsanız mutlu olurum. Hı hı. Bilindiği üzere 2018 seçimlerinde Sakarya ilinde 7 milletvekili vardı. Evet. Ve 625 bin geçerli oy vardı. Yani seçmen. 625 bin 2018 seçimlerinde 625 bin seçmen oy kullanmış. Hı hı. 2023 14 Mayıs seçimlerinde 718 bin geçerli oy. Yani arada 93 bin, yani 5 yılda 93 bin seçmen gelmiş ve bu seçmenler sandıkta oy kullanan seçmenden bahsediyoruz. Şimdi burada 2018 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi, yine o zaman Cumhur İttifakı olarak girilen seçimde 58.30 oy almış. Yani 365.372 oy almış. 365.372. 2023 seçimlerinde de 47.33 oy almış. Yani %11 bir oy kaybına uğramış iktidar partisi. Ve 344.737 oy almış. Yani 365.000'den 344.000 aşağı yukarı 21.000 oyu eksilmiş. Seçmen 93 bin artmasına rağmen 21 bin oy azalmış. Hı hı. Şimdi pastanın büyüğü olduğu için bunu böyle nokta nokta veriyorum ki ondan sonra. Hı hı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ise 2018 seçimlerinde 625 bin seçmenden 86.470 oy almış. Hı. Yani 13.82 86.470 oy almış. Evet. 2023 seçimlerinde ise 12.02 %'yle bu sefer 718 bin seçmenden de 87.532 oy almış. Hı hı. Şimdi buna baktığımız zaman ben şimdi hepsini size analiz yaptırmayacağım. Sadece yani Cumhur İttifakı olarak bunun analizini yaptıracağım. Bunu söylerken burada yeniden Refah Partisi var. %5 Sakarya'da bir oy almış. Evet. Yani bu 93 bin... 35 bin civarında. 34 bin küsur. 93 bin zaten 35 bini yeniden Refah'a gitmiş. Hı. Aşağı yukarı %3 de yani 19 bin gibi de şeyin var. Zafer Partisi'nin var. Hı. Yani 20 bin onu diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu da 86 binden, pardon 85 binden 119 bine gelmiş. 15, 25, 34... Yani 3, 6, 8, 89, 93 hemen hemen oylar aynı. Yani 93 bin artan seçmenden yani 35 bin oy yeniden Refah Partisi almış. Yeniden Refah. Yani 20 bin Zafer Partisi almış. 34 bin oy da Cumhuriyet Halk Partisi oyunun sayısını artırmış. Şimdi genelleme baktığımız zaman... oyu azalan, %11 oyu azalan bir iktidar partisi milletvekili sayısını 4'ten 5'e çıkartmış. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi 1'de kalmış. Oyunu artıran Cumhuriyet Halk Partisi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayı olması sebebiyle belki de bu oyların artış sebebiyle. Diğer faktörler de var, Deva Partisi vesaire. Yani o partiler de beraber ortak listede girdiler biliyorsunuz. İşte onlar olabilir. Yani burada bunlar da birer oyda kalmış. Yani burada hem tabloya baktığımız zaman %11 oy kaybedip yani bir önceki seçimde alamadığı oyu alamayıp aldığı oyu alamayıp milletvekili sayısını artırmasını neye bağlıyorsunuz? Tabii don't sistemine bağlıyoruz. Bu don't sisteminin getirmiş olduğu bir sonuç. Tabii biz de 15 Mayıs gününden itibaren bu sandık çalışmalarımızı detaylı şekilde yapmaya başladık. Hangi sandıkta ne çıktı? Bizim tabii çok ciddi bir database'imiz var, çok ciddi bir veri tabanımız var. Bu konularla ilgili bir önceki seçimlerle mukayese edebiliyoruz. Yani 2015'te ne olmuş, 2011'de ne olmuş, işte 2015'te ne olmuş, 2019'da ne olmuş, yerel seçimde ne olmuş, 2023'te ne olmuş. Hepsini... verileri yan yana koyarak bir analiz imkanımız oldu. Biz de hepsine baktık, inceledik, incelemeye devam ediyoruz. Bir komisyon teşekkür ettirdik. Bu komisyon dahilinde çalışmalarımız sürüyor. Tabii dediğiniz tablo çok aşikar ve açık. Buradaki
Cumhur İttifakı tarafına baktığınız zaman oy kaybeden bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Bizim oyumuz da yerinde sabit gibi duruyor. Sabit gibi duruyor. Böyle bir şey söz konusu. Sayısal olarak tabii burada, sabit. Evet. Tabii burada Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndan yer alması ciddi şekilde değişkenleri etkileyen bir durum oldu. Bizi tarafa baktığımız zaman. Onların da 35 bin oy almalarına rağmen vekil çıkartamamaları 35 bin oylarının sisteme dayalı olarak da AK Parti'ye geçmesine sebep oldu. Beşinci vekili de ondan almış oldular. O şekilde değerlendirebiliriz. Yani ben tabii ki buradaki yani şu anda ben seçim 264 programlarında hep yorum yaparken şunu söyledim. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi 5 milletvekili alırsa diğer iki partinin veyahut da artık oyların yani toplamın aşağı yukarı 60'lardan 180 bin olacağını tahmin ediyordum. Yani 150 bin, 150 bini bulur diyordum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 5 milletvekili çıkarırsa yani Sakarya'da yaklaşık 150 bin oy milletvekili çıkartamamış olur. Topladığımız zaman da hemen hemen bu rakam yani Adalet ve Kalkınma Partisi 5. milletvekili aldığında 150 bin oy milletvekili çıkartamamış oluyor. Tabii biz burada ikinci vekili almak için çok ciddi bir çaba sarf ettik. Fakat bu yeni çıkan vekilin AK Parti tarafında olması da bizi memnun eden bir gelişmedir. O konuda da üzüldüğümüzü söyleyemeyiz. Yine Cumhur İttifakı kanadında kalan bir vekilimiz olmuştur. O da ayrıca memnuniyet verici bir gelişmedir. Burada yalnız seçimlerden önce çok yakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sakarya il kurucularından yönetimlerinde geçmiş çeşitli bir grup yani yerlerinde faaliyet yapmış birçok arkadaşla, eş dostla görüştüğümüzde yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sakarya milletvekili listelerinin yani biliyorsunuz 74 aday vardı. 74 adadan 8 tanesi listeye girecekti. Kimi koyarsanız koyun mutlaka bir küskün, bir kırgın, bir üzgünler mutlaka olacaktı yani. Siyasetin doğası gereğidir. Ya bu siyasetin doğası değil yani kuralın gereği. Buraya 8 kişi girecek. Hani 74 müracaat varsa ister istemez dışarıda kalanlara da kırgınlık olacaktı. Biz hariç yalnız öyle söyleyeyim. He? MHP hariç. Yok yani şimdi iktidar 74'ten bahsediyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey vardı. Bize bunu söyleyenlerin tamamı yani oylarını Milliyetçi Hareket Partisi'ne vereceklerini. Yani burada biz de yani seçim yorumlarında son şeylere girdiğimizde, starta girdiğimizde hakikaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok fazla bir oy alacağını, yani bugünkü rakamlardan daha fazla oy alacağını düşünürken fakat bu rakamlar tamamen Yeniden Refah Partisi'ne gittiğini görüyoruz. Yani bu yani AK Partisi'nin liste beğenmeyenlerinin Yeniden Refah Partisi'ne oy verdiğini yani görüyoruz. Tamamı diyemeyiz de bir kısım gitmiş gözüküyor. Tabii ki canım yani, ama büyük bir çoğunluğun oraya gitti. Bir önceki seçimde AK Parti'ye oy veren seçmenlerden çok ciddi bize oy geldi de bir gerçek. Bunu tahlil etmiş durumdayız. Yani fakat şimdi... tabii şöyle bir şey de var. Onu da inceleme sonucunda onu da tespit etmiş durumdayız. Tabii bizim bir önceki seçimde aldığımız oyların tamamını da biz konsolide edemedik. O da bir gerçek. İşte bu bir dengeleme meselesi. Nasıl anlatayım? Alttan gidiyor, üstten gidiyor. Totale baktığımız zaman yine geçen seçimle aynı bir oy oranı ortaya çıktı. Tabii ki dediğiniz gibi biz mevcut oylarımızı, 2018'in mevcut oylarını tamamıyla konsolide edebilseydik, onun üzerine gelen oylarla ikinci vekil çıkartma imkanımız olacaktı. Bunu da tespit etmiş durumdayız. Yani evet bir de şöyle bir şey diyeyim yani bu seçimlerde yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim öncesi programda da bu soruyu sormuştum ama sevgili izleyicilerimizin konuyu hatırlatması bakımından söyleyeyim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ittifak halinde işte listeler yapılmıştı. Şey konuşulanlar yani hem de yani çok güvenilir kaynaklarla konuşulanlar işte Sakarya'da 2 verilecek 5 verilecek gibi yani böyle bir çalışmalar varken birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi kendi logolarımızla 81 ilde seçime giriyoruz dedi ve Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli hatta bütün şeyler listelerin verilme günü son gün olmasına rağmen pazar günü olmasına rağmen perşembe günden milletvekili aday listelerini açıkladı. Yani burada bir il başkanı olarak bu kararın alınmasını neye yorumluyorsunuz? Tabii şöyle söyleyeyim. Öncelikle bize tabanımızdan gelen çok ciddi bir talep vardı. Kenan Bey bunu söylemek istiyorum.
Yani biz mutlaka oy verirken üç ilerle görmek istiyoruz. Oy pusulasında üç ilerle görmek istiyoruz şeklinde bir bize bir tazyik söz konusuydu. Biz de tabii her türlü temasımızla, genel merkezimizle, vekilimizle olan temaslarımızla tabandan gelen bu talebi aktarıyorduk. Yani biz Milliyetçi Hareket Partililer olarak üç iler logosunu sandıkta görmek istiyoruz diyen tabanımızın sesini iletmek zorundaydık. Tabii bunu da biz her fırsatta ilettik. İşin öncelik tarafı bu. Yani bize gelen bir ciddi bir talep vardı. Tabii bu talepler Sayın Genel Başkanımıza da genel merkeze de sürekli gidiyor. Bizim açımızdan üç ilerin ayrı bir pusulada olması memnun edici olmuştur. Tabii diğer konularda, dediğiniz konularda öyle bir tevatür dolaştı. Fakat bize genel merkezimizden gelen herhangi bir bu konuda bir şey olmadı. Yani biz seçime işte ortak listeyle gideceğiz veya şöyle gideceğiz denmedi. Sadece Sayın Genel Başkanımız bir tweet atarak yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin daha önce seçime ayrı gireceğini açıklamasından sonra biz de kendi logomuzla seçime katılacağız açıklaması yaptı. O da bizi daha çok motive eden bir unsur oldu aslında. Yani bizim tabanımızı memnun eden bir unsur oldu. O konuda biz memnunduk, öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu tabii kamuoyunda konuşulan bir konu olduğu için bunu resmi ağızdan duymak isteriz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi listeleriyle, kendi logosuyla seçime girmesindeki sebeplerden bir tanesinde yani Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılmasından MHP tabanın duyduğu rahatsızlıktan kaynaklandığı, ileri geldiği de tabanda, kamuoyunda konuşulan bir şey. Yani Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nın içerisinde geçmişteki şekliyle anılmasında yani tabanda bir sıkıntı yani yaşıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, ilk başta şunu belirteyim. Hüdapar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan parti değil. Net söyleyeyim yani. Onu başında da söylemiştik. Fakat muhalefetin çok ciddi bir bu konuda algı operasyonu vardı. Bu algı operasyonu bir derece de kendi açılarından sonuç vermiş durumda. Hiçbir yere sonuç vermedi canım. Yok. Hüdapar'lar meclise girdi. Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Yok yok. Bize bir miktar sahada bu sorular geldi. Sahada geldi. Tabii, biz bu konularla vatandaşa cevap vermek zorunda kaldık. Hüdapar AK Parti listelerinden seçime girip AK Parti vekili olarak seçilen arkadaşlardan oluşuyor. Yani Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni ve unsuru değil. Yani Cumhur İttifakı'nın dört bileşeni var. AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi. Hüdapar, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı değildir. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bu konuda vatandaşlarımızdan tabii manipülasyonlar sonucu ciddi sorular aldık. Tabii bu soruların hepsini cevaplandırdık. Çünkü Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi her şeyi açık, şeffaf yürüten bir ittifak. Yani hiçbir şeyi kapı arkasında yapmayan, gizlemeyen, etmeyen, vatandaşa açıklamayacağı hiçbir şeyi olmayan bir ittifak. Biz de bu konulardaki görüşlerimizi, Hüdapar'ın Türkiye'nin milli birliğinden ve bütünlüğünden yalanan tavrını, kendilerinin beyanatları doğrultusunda vatandaşlarımıza aktarmaya çalıştık. İşte Sayın Genel Başkanlarının da kamuoyunda yapmış olduğu açıklamalar çok açık ve netti. Biz Türk bayrağından başka bayrak tanımayız diyen bir partiydi. Ve terörle de hiçbir şekilde bir iltisakları olmayan, yani Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve yasalarının hiçbir şekilde bir suçu isnat etmediği, bir soruşturmaya maruz kalmayan bir parti. Fakat dediğimiz gibi siyasi manipülasyonlar sonucu bazı bir takım şeylerle uğraşmak zorunda kaldık. Fakat hepsine cevabı verdik. Bunun neticesinde de sizin de söylediğiniz gibi bu konuda muhalefet açısından bir netice vermemiş oldu. O açıdan bu konuda biz açık ve netiz. Şimdi bir de benim sülale olarak Adana, Osmaniye'de geniş bir sülale kitlemiz de var, Çatalbaşı ailesi. Depremden sonra gittik, hatta seçim öncesi de diyalog kurduğum birçok amcaoğlu var. Şöyle bir sıkıntı vardı Osmaniye'de. Yani bana, yani bunların tamamı da bizim sülale, oradakilerin tamamı da MHP'yi destekleyen ve MHP'li, MHP'nin çeşitli kademelerinde görev almış insanlar. Ya işte kurt geçirdiği kışı unutur da yedi ayazı unutmaz. Biz Osmaniye'de evet ittifakız, Sayın Genel Başkanımızın direktifleri doğrultusunda
biz her şeyi Cumhuriyet İttifakı olarak görüyoruz. Fakat burada genel başkanımızın karşısına bir bakanın konulmasını da hiçbir zaman da unutmayacağız. Gibi bir rahatsızlık, yani Osmaniye'de böyle bir MHP camiasında böyle bir rahatsızlığın olduğunu, duyumlarını bizzat görüşmem neticesinde öğrendim. Şimdi şahsım adına ben de bunu kabullenmedim. Yani çünkü Türkiye'de 14 milletvekili çıkartan aşağı yukarı 8-10 tane il var. İşte 8 tane, 9 tane, 10 tane milletvekili çıkartan aşağı yukarı yine 8-10 tane il varken, yani 4 milletvekili çıkartılan ve bir de ittifak ortağı genel başkanın olduğu bir ilde, yani bir bakanın adayı konulması bence hoş bir olay değildi. Siz bu olaya nasıl baktınız? Şimdi tabii o da bir manipülasyon konusu yapıldı maalesef. Yani olayı şöyle anlatırsak belki bilmeyen vatandaşlarımız aydınlanır. Şimdi sanki diğer illerde hiç bakan yokmuş da, çevre illerde bakan yokmuş da, sadece o ile işte genel başkanımızın olduğu yere bir bakan koymuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıldı. Fakat bu işin gerçeği şu şekilde. Bildiğiniz üzere 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında çok büyük acılar yaşandı bölgede. Osmaniye'de bu depremden etkilenen bir ilimiz. AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir tasarrufu oldu. Biliyorsunuz bütün bakanlarını o bölgelere sevk etmek suretiyle o bölgedeki koordinasyonun hızlı ve etkin sağlanması açısından bir kendisi tasarrufta bulundu. Bunun da çok ciddi faydalarını gördü Türkiye ve bölge insanı. Tabii bu Osmaniye'ye özgü bir şey değil. Bölgede görev yapan bakanlar, deprem bölgesinde görev yapan bakanlar, o bölgenin ihtiyaçlarını ivedi bir şekilde hükümete aktarmakla sorumlulardı. Olaya bu açıdan bakmak lazım. Osmaniye'de deprem gören bir bölge olduğu için o bölgede eski bakanlardan biri göreve getirilmiş olabilir. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın ben bir tavrı olduğunu zannetmiyorum. Zaten bir sıkıntı, sorun olsa kendisi öyle bir beyanatı verirdi, ondan çekinmezdi. Onun için yani bakan olmuş, var hangi başkan olmuş bizim hiç fark etmiyor. Ya şimdi şu var, sen Alkaş, yani tabii sizin dediğiniz şey anlayabiliyorum. Sayın Genel Başkan'ın Osmaniye'de zaten bir sıkıntısı yok. Yani bir sıkıntısı da olması da mümkün değil yani bakıldığı zaman. Ama yani benim doğru bulmamam sebebi, etik açıdan doğru bulmadım. Adıyaman'a koyaydım. Orası Adıyaman'da deprem bölgesi. Orada da bakan yoktu mesela. Şimdi deprem bölgesinde bakan olmayan yerler de vardı mesela. Yani 11 ilin 11'inde de bakan yoktu. Yani şöyle, yani örnek veriyorum, Sakarya'da 8 milletvekili, Sakarya'ya bakan koyabilirsin. Sakarya'da bir genel başkan yok. Yani ittifak ortağı bir genel başkan yok. Şunu söyleyeyim, yani Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya'da, yani ittifak olarak kalkıp da Sakarya derken mesela şimdi kimin genel başkanı? Ya yani genel başkanı kendi memleketinde, yani 4 milletvekili çıkardan bir ilde bir bakan konulması, yani ya kimi koyarsa koysun yine Devlet Bey seçilecektir de, yani seçilmemesi mümkün değil ama ben nezaket olarak biraz daha bu konularda yorum yapmamız uygun olmaz. Yok, yani biraz daha nezaketli olabilirdi diye. Bu benim yani şahsi konunun direkt muhatabı Sayın Genel Başkanımızdır. Gerekli takdirde kendisi açıklama yapar. Şahsi düşüncem. Böyle bir şey ihtiyaç duymadı. Şimdi gelelim biz Sakarya'ya. Sakarya'daki seçimlerde 5 tane ilçede ikinci parti oldunuz. Evet. Yani bugün Cumhurbaşkanı adayı olan, Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçtiniz. Yani bunlar işte Kocaeli, Kaynarca, Ferizli, Akyazı ve Taraklı. Evet. Yani Taraklı'da belediye başkanımız olduğunu söyleyelim. Şimdi burada böyle bir başarı varken Hendek'te belediye başkanının MHP'li olması, grup başkan vekili Hendek'li olması, Hendek'te 3. parti olunulduğu. Yani bunların analizlerini yaptınız mı? Tabii. Yani il teşkilatı tabii, olarak. Tabii hepsinin analizini yapıyoruz. Ciddi bir şekilde yapıyoruz. Tabii dediğiniz gibi Kaynarca ve Kocaeli'deki %18 ve üzeri oy kendini ortaya çıkartmış durumda. Tabii burada buralar biraz daha küçük ve daha çok halkla iç içe olunabilen yerler. Yani bir Sakarya, bir Serdivan, bir Adapazarı gibi değil. Burada bir aday çalışmasının çok daha çabuk netice vereceği, verim vereceği yerler buralar. Adaylarımız da o bölgelerinde çok ciddi çalışmalar yaptılar. Siz de takdir edersiniz, o bölgenin insanısınız.
Bunların bir etkisi olacağını düşünüyoruz tabii ki. Çünkü dediğim gibi bir Kocaeli'de seçmene ulaşmak Serdivan'a ulaşmaktan çok daha basit, çok daha kolay. Serdivan'da 100 küsür bin seçmen, Kocaeli'de çok daha az bir seçmen. Tabii bir de bölgenin sevilen, bilinen bir ailesinin bir fertleri aday olduğu zaman çok ciddi bir sinerji yaratıyor bölgede. Biz bu faktörlerin de etkili olduğunu düşünüyoruz. Fakat tabii bu biraz daha kırsaldan şehre geldiğimiz zaman bu etki azalıyor. Onu net olarak görebiliyoruz. Yani daha büyük metropol ilçelere, metropol şehire geldiğimiz zaman bu etkinin azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Yani Hendek'te Sakarya ortalamasında bir oy almıştır. Yani Hendek'te niye böyle oldu, niye şöyle oldu? Tabii ki biz onu kendi içimizde sorgularız, bakarız, ederiz. Fakat tabii Hendek'te biliyorsunuz çok kuvvetli ve hepsi de kendi partisinde etkin insanlar aday oldular. Yani daha önceki Hendek Belediye Başkanlığı yapan Sayın Alinci Bey aday oldu. Üçüncü sıradan, etkin bir sıradan seçilecek bir adam adaydı. Tabii Hendek halkı ona da bir teveccüh gösterdi. Ayrıca işte İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı Ümit Bey de oradan aday. O da oralı. Orada doğmuş büyümüş birisi. Onun da bir etkisi olmuştur. Tabii Levent Bey de oralı. Levent Bey'in de orada çok ciddi sevenleri ve geçmişe dayalı ilişkileri hala var, hala mevcut. Dediğimiz gibi bu konularda bir çıkarsama yapmak için detaylı çalışmak lazım. Fakat çıkan sonuç ortalama bir sonuçtur. Yani orada çok fazla sorgulanacak bir şey yok diye düşünüyorum. Ya tabii o sizin değerlendirmeniz. Şöyle, ben şimdi zaten biz burada seçim 264 programında hep şunu söylüyorduk. Bir Kocaeli, iki Hendek, yani izlenecek ve partiden aldığı oylara bakılacak yerler. Kim daha etkin olur, kim daha şey olur. Çünkü Kocaeli'de biliyorsunuz İyi Parti'den ikinci sıra adayı Kocaeli'li. Evet. AK Parti birinci sıra adayı Kocaeli'li. Milliyetçi Hareket Partisi üçüncü sıra adayı Kocaeli'li. Evet. Şimdi orada bir yarış. Şimdi Hendek'te bakıyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İnci aday. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Hendek'ten aday. Ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hendekli ve Hendek'ten aday. Şimdi 3 Hendekli, 3 Hendek'ten aday. Yani maça bakılacak denir mi? Hendek'te şu var. Yani tabii ki Sakarya'da AK Parti'nin birinci parti olmasını yadırgamak anormal bir şey olur. Yani neden birinci parti oldu, niye ona yaklaşılmadı demek. Şöyle bir olay var. Kocaeli'de, Hendek'te aynı olay. Şimdi geliyoruz ki Hendek'te ikinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hendek'li olan adayı 8. sıra adayıydı. Yani seçilme şansı olmayan. Şimdi Ali İnci seçilme şansı olan yerde. Evet. Muhammed Levent Bülbül seçilme şansı olan yerde. Ümit Dikbayır da seçilme şansı olan, yani seçileceği bir, yani Sakarya'da milletvekili olma şansı olan yerlerdeydi. Şimdi Kocaeli'de Ümit Dikbayır, Kocaeli'de Lütfü Bayraktar zaten seçileceği, yani garanti %100'ün üzerinde. Oradaki şey, Kocaeli'li olan İyi Parti adayı Selçuk Kılıçdaroğlu'nun seçilme riski, yani riski bir bölgede. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3. sırada, o da riskli bölgede. Yani şimdi onların yarışlarını Kocaeli'de çok fazla, şimdi zaten Kocaeli'nin bütün seçmeni de göz önüne aldığınız zaman 16 bin seçmeni var. Yani 16 bin seçmenin. Ulaşması kolay. Yani ulaşması kolay. Fakat yani Hendek'teki, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun bu denli olmasının ben bir parti il başkanı olsam bunu analiz ederim. Yani tabii ki. Yani seni geçiyor, yani İyi Parti'yi geçiyor, yani geçiyor, yani geçmiş seçimlere bakıyorsun, orada geride. Orada şöyle bir şey sanırım söz konusu, dediğimiz gibi yani genel seçimlerle, yani Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle vekil seçimlerini birbirinden ayırmak biraz zor oluyor. Yani genelde seçmenin yönelimi bu şekilde. Cumhurbaşkanımızda hangi adaya oy verirsek, işte milletvekilinde de. Vekilinde de ona verelim ki daha etkin, verimli çalışsın şeklinde bir algı var. Bu algı da aynı şekilde tam tersi olarak, atıyorum, İşte Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verelim. Verdiğimiz zaman da işte onun partisi CHP. Ona bir yöneliş, ona bir toplanma söz konusu olmuş olabilir diye düşünüyorum.
Tabii dediğiniz gibi bu konulara bir il başkanı olarak, bir siyasetçi olarak, dediğim gibi en başında da söyledim, ayın 15'inden beri çalışıyoruz. Ya evet. Yani çalışmak zorundayız. Çünkü rakamlar yalan söylemez. Rakamlar yalan söylemez. Yani, evet yani. Yani hangi ilçede hangi faktör etkili olmuş, hepsini analizini yapıyoruz, yapmaktayız. Bunu net olarak söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi ortalamanın üzerinde, Türkiye ortalamasında üzerinde bir oy vardır. Yani bu işlerde Ankara siyaseti ve genel merkez siyasetleri tabii her şeyin önündedir. Biliyorsunuz, siz de eski bir siyasetçi olarak yani partilerin genel çalışmaları ilk başta gelir. Vatandaşımız, halkımız ilk önce liderlere bakar, lider siyasetine bakar ve ülkenin genel konjonktürüne bakar. Ondan sonra geri gelen işler, geri gelen ondan sonraki adaylar vesaire konuşulur. Bunu net şekilde yine görmüş durumdayız. Yani Sakarya'da yine bu şekilde bir karar verdi. Dediğim gibi mevzi yerler var. Mevzi yerlerde de neden artış ve azalış olduğunu da çalışıyoruz. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki ben Levent Bülbül'ü, Muharrem abi, Muharrem Bülbül'ü, Sayın belediye başkanımız Turgut Babaoğlu'nu çok yakınen ve iyi tanıdığım için yani burada yani bunun başka bir sebebi olması lazım. Yani yoksa bunların şahıslarıyla ilgili bir buradaki bu yani bir diğer partinin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında kalmak onların şahsi meselelerinin olmadığını ben biliyorum. Yani şahsızlarından, kendilerinden kaynaklanmadığını. Yok yok. Yani ikisi de çok sevilen, çok işte hürmet gören, çok çalışkan siyasetçiler. Yani bunu ben hendek çalışmalarında çok açık net şekilde gördüm. Ben zannedersem 5 ya da 6 kere oradaki programlara katılmış oldum. Yani hendek halkı yani hem Levent Bey'i hem de Turgut Bey'i çok muazzam şekilde bağrına basıyor. Her gittikleri yerde yolunu kesmeler, fotoğraf çekmeler, sarılmalar. Yani muazzam bir ilgi ve alaka. Muazzam bir ilgi ve alaka. Ben onun için benim yani o sonuç yani bir şekilde dediğim gibi burada biraz... genel siyasi konjonktür insanların yani. Oy verme eğilimlerini etkiliyor. O şekilde okuyabiliriz. Yani burada işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe yönetiminde mi değişiklik var, çalışma faaliyetleri mi çok farklı? Yani şöyle onlara baktığımız zaman bizimle mukayese etmeyecek bir şey söz konusu. Tabii orada bizim teşkilat çalışmamızla onların çalışması arasında dağlar kadar fark vardı. Tabii hiç kimsenin çalışmasının hakkında bir şey yorum yapmak istemem fakat yani biz gerçekten bütün unsurlarımızla sahadaydık. Vatandaşımıza ulaştık. Fakat sahada hiç olmayan insanlar da ciddi bir oy aldılar. Bu oyların sebebi de kendileri değil. Bu oyların sebebi de genel konjonktür, genel Türkiye'deki hava ve atmosfer. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ya bir de ben dikkatimi çeken bir de Erenler'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayağı bir başarısını gördüm. Yani gerçi ortalamanın üzerinde Erenler'de bir başarı var. Hı-hı. Hatta yani ben Kanarca ilçe başkanı ben de telefon olmadığı için arayamadım ama Koca Ali Karasu şeyi aradım. Hı-hı. Yani Erenler'i başkanlarını arayarak. Erenler Başkanı Sayın Ünal Canay abi mütevazı köyde abi ya biz o kadar başarılı olamadık falan demesine rağmen yani tabii, ben sonuçlara göre yani ben Erenler'i... Şöyle söyleyeyim biz sahadaki atmosferin tabii ki sandığa yansımadığı düşüncesindeyiz. Yani çok farklı bir atmosfer vardı. Tabii ilçe teşkilatlarımız ve adaylarımız da bir miktar seçim sonuçları sonrasında demoralize oldular ilk etapta. Onlar normal şeylerdir. Bunlar olur siyasette. Tabii geniş fotoğrafa bakmak lazım. Büyük fotoğraf, biz fotoğrafa büyüğüne bakıyoruz, yukarıdan bakıyoruz. Genel konjonktüre bakıyoruz. Genel itibarıyla bizim seçimin başında ortaya koymuş olduğumuz hedefler tamamıyla olmuş durumda, gerçekleşmiş durumda. Onu net olarak söyleyebilirim. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesi hedefimizdi. Çok şükür onu başardık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de vekil sayısını arttırması hedefimizdi. Onu da başardık. Bizim açımızdan çok etkin ve verimli bir süreç geçmiş durumda. Biz memnunuz. Yani Erenler'de hemen hemen yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakalamış vaziyette yani 12.70'e 11.85 yani 0.8'lik bir fark var ara yerde yani orada başarılı. Yalnız Sayın Alkaş ben seçim sonuçlarını analiz ederken Milliyetçi Hareket Partisi adına yani Serdivan'da geçmiş yılların 2015-2014 mahalli idareler seçimleri, 2009 mahalli idareler seçimi
gibi seçimlerde ve genel seçimlerde elde eden başarıları gün geçtikçe yani bir MHP'den uzaklaşma var Serdivan'da. Yani Serdivan'da bir oy kaybı oluyor gibi gözüküyor. Yani bunu siz de analiz ettiniz tabii, mi? Tabii tabii. Sadece MHP diyemeyiz. Cumhur İttifakı'nda da çok ciddi bir oy kaybı var. Yani blok olarak. CHP biliyorsunuz en çok oy aldıkları ilçe. Serdivan ilçesi CHP'nin. Evet. Zannedersem %21'in üzerinde bir oyları var. Ondan sonra Sapanca zannedersem. Tabii bunların analizini de yapıyoruz. Tabii bölge seçmeni daha çok seküler milliyetçi lerden oluşan bir bölge. Tabii şehir dışından gelen gençlerin çok ciddi şekilde yöneldiği bir bölge ve öğrencilerin yaşadığı bir bölge. Gençliğin daha hakim olduğu bir bölge. Onu analiz ederken de tabii etkenleri net görebiliyoruz. Neden burası yüksek? İşte seçmen portföyü nedir? Bu portföye nasıl ulaşabiliriz? Ne yapmalıyız? Nasıl çalışmalıyız? Dediğiniz gibi Serdivan bölgesinde de çalışmamız gereken bölgelerin en başında geliyor. Onu da hep beraber yaptığımız toplantıda ortaya koyduk. Arkadaşlarımızla beraber çalışmaya yaptığımız zaman en başta başlamamız gereken işin Serdivan olduğunu neticesine ulaştık. Ya şimdi şöyle mesela şimdi Serdivan'da Cumhuriyet Halk Partisi %21'leri bulmuş. İyi Parti %15, Milliyetçi Hareket Partisi %11. Yani Sapanca'da yani CHP'nin yüksek olduğu yerde 23 CHP, 9.67 MHP, 9.59 İYİ Parti. Yani burada çok yani belki hesaplamadım ama 50-60 oyla ikinci parti olmuş, üçüncü parti olmuş Milliyetçi Hareket Partisi. İYİ Parti'yi geçmiş ama yani Serdivan'da fark yani aşağı yukarı 100, Serdivan gibi yani 100 bin seçmeni olan yerde %4'lük bir oyda 40 bin bir oy gibi bir fark yapar yani. Yani her bölgede bu tarz ilçeler olabiliyor. Mesela Ankara'da da meşhurdur. Hep siyaset örnek verir. Çankaya derler. Yani Sakarya'da da Serdivan muhalefetin öne çıktığı bir bölge olarak görülüyor. Tabii bunun sosyopolitik, sosyoekonomik unsurları var. Bunların hepsini biliyoruz. Hepsini analiz ediyoruz. Dediğim gibi hepsinin çalışmasını yapacağız en kısa sürede. Şimdi bir soru daha size. Yani soruya bir soru da ki zaten hep soru soracağız da. Buyurun. Şimdi sevgili izleyicilerimiz de işte böyle Avrupa'daki ülkelerde seçimler olur. İşte Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, işte Danimarka gibi. Seçim sonuçları açıklandı. Yine aşırı sağcıların zaferiyle sonuçlandı. İşte komünistler şu kadar sandalye kaybettiler. İşte cumhuriyetçiler bu kadar sandalye kaybettiler. Aşırı sağcılar bu kadar sandalye kazandılar. Yani Avrupa'da hep bunu dinleriz. Dünyada da böyle. Şimdi bizim ülkemize döndüğümüzde, baktığımızda bizim ülkemizdeki son 2018 ve 2023 seçimlere baktığımızda milliyetçilik bizde de sağcılık yükselişte. Yani işte birilerine söylüyorum çelik kabile. Yani ortanın sağı yani öyle diyelim yani milliyetçilikten ziyade yani ortanın sağ tarafına doğru kayan kısım şu anda %25'lik bir bant oluşturuyor. Örnek yani bu Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ister kabul edelim ister kabul etmeyelim oy çoğunluğunun yani aldığı Türkiye'deki oyun hemen hemen %85'i yani ortanın sağının oyunu alıyor. Yani çeşitli sebeplerden %5'lik bir seküler oy verilmiş olabilir ama Zafer Partisi desek öyle. Sinan Oğan'ın ülke genelinde tek başına aldığı oya bakıyoruz. Aldığı oyun gittiği yerlere bakıyoruz. Yani ben şuna inanıyorum ki Sinan Oğan'a oy verenlerin ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy verme sebepleri yani Kılıçdaroğlu'nu tercih ettiklerinden değil Evren'i Şahin kendilerine göre. Yani çünkü birkaç arkadaşla bunu konuştum. Yani kendilerine göre bir tercih sebebi. Yani vermek değil zorunlu olduklarından dolayı verdiklerinden yani sevilerek verilen bir oyun olmadığını. Yani bu ülke genelinde de beşlik bir oy yani bir cumhurbaşkanı seçimi. Yani ülkenin genelinde %25'lik bir 24.8'lik bir sağ milliyetçi daha tutucu oy var. Yani bu işte radikal şöyle siyasal İslam'ı ön plana tutan partilerin haricinde böyle bir seçmen grubu var. Bunu Sakarya'ya endekslediğimizde, Sakarya'daki seçim sonuçlarına baktığımızda bu 25'in üzerinde 26'ları buluyor. Yani bu da şu demek oluyor ki, yani gördüğümüz kadarıyla
gelecek seçimlerde Sakarya'da siyaset yapmak isteyenler, mahalli idareler seçimlerinde aday olmak isteyenler, yani bu argümanları göz önünde bulundurmak zorunda olacaklar. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi de aday belirlerken, Cumhuriyet Halk Partisi de bir yere aday belirlerken, işte yani ben her iki uç için söylüyorum yani, aday belirlerken bu %25'lik seçmenin oyunu hesaplamak zorunda kalacaklar. Yani bunu çünkü yani oyunu burası kuracak. Yani nasıl Türkiye genelinde bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde yani dışarıdan destekler aldıysa iki ittifakta yani işte bunlar çok eleştiri de aldıysalar da o orayı eleştirmişse bile yani sonuç olarak artık bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde artık bundan sonra siyasette yön belirleyen, yani siyasette limanına uğranılıp geminin bağlanması gereken yer, yani milliyetçilerin oyu olacak diye düşünüyorum. Haklısınız. Yani bu fikrime ne dersiniz? Tabii dediğiniz tespitlere katılıyorum. Özellikle 1990'ların sonrasında dünyaya dayatılan bir globalizm dayatması vardı. İşte kapitalizmin ön planda olduğu, sermayenin her şeyi hükmetmeye çalıştığı bir devir, bir düzen. Bu şükürler olsun ki son yıllarda kırılmış durumda. Yani kapitalist sermaye düzeni birçok yerde mevzi kaybetmiş ve kaybetmiş durumda. Bunu net olarak görebiliyoruz. Tabii ortaya çıkan bir gerçeklik de güçlü devletler, güçlü ulus devletler ve güçlü liderler devri. Şu an devrimiz olur. Şu an içinden geçtiğimiz konjonktür, dünyada milli birliğini ve beraberliğini muhafaza eden toplumların ve milletlerin başarıya ulaşacağı ve güçlü liderler sayesinde ülkelerin bu süreci atlatması gerçeği net olarak ortada duruyor. Tabii dediğiniz gibi dünyada da milliyetçilik yükseliyor. Fakat dünya milliyetçilikleri Türk milliyetçiliğini kıyaslamak tabii ki çok doğru bir yaklaşım olmaz. Evet. Yani bir Alman nasyonel sosyalizmiyle Türk milliyetçiliğini yan yana koymak dahi düşünülemez. Bu hatayı yapan bazı yorumculara rastlıyoruz. Fakat Türk milliyetçiliği nevi şahsına münhasır. Çok farklı bir dünya görüşü ve siyasi görüş. Bu görüşün de bu seçim sonuçları ortaya çıkarmıştır ki Türk milliyetçiliği görüşünün Türkiye'deki başat aktörü yine MHP'dir. Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Yani bu işin ana katalizatörü, bu işin ana aktörü, başat aktörü MHP'dir. Olmaya devam edecektir. Tabii Türk milliyetçiliği fikriyatı Türkiye'de ne kadar büyürse, ne kadar ilerlerse biz bundan memnuniyet duyuyoruz. Bizim zaten idealimiz ve görüşümüz bu. Rahmetli Başbuğ'un da bir sözü vardı. İşte belki izleyenler vardır. Yani bugünlerde herkes Turancı oldu diyordu rahmetli Türkeş Bey. Biz ancak bundan memnuniyet duyuyoruz diyordu. Biz de aynı şekilde bugünlerde herkes milliyetçi oldu. Biz de ancak bundan memnuniyet duyuyoruz. Bunda herhangi bir sorun sakınca görmüyoruz. Türk milliyetçiliği davası Milliyetçi Hareket Partisi ekseninde büyümeye ve halka genişletmeye devam edecektir. Öyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Alkaş, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani şu anda içinde bulunduğu Cumhur İttifakı içerisindeki Türkiye adına yürüttüğü siyasetle ittifak içerisinde dışındayken olduğu siyaset arasında bir fark görüyor musunuz? Yani şimdi ben kamuoyunda böyle bir soruyla ben çok karşılaştığım için yani bu işi şu anda resmi formada sizin üzerinde şöyle söyleyeyim, takdir edersiniz ki bizim siyasi görüşlerimiz, doktrinimiz ve dünya bakışımızda bir milim sapma yoktur. Yani biz 10 sene önce ne diyorsak siyasi görüş olarak aynı görüş ve idealdeyiz. Yani biz 10 sene önce de terörle mücadele ediyorduk. 10 sene önce de Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü diyorduk. 10 sene önce de emperyalizme karşı milliyetçilik diyorduk. 10 sene önce de yerli ve milli sermaye diyorduk. 10 sene önce de yerli ve milli sanayi diyorduk. Biz dediğimiz her şeyin arkasındayız. Herhangi bir söylem ve eylem değişikliğimiz yoktur. Fakat tabii ki
Cumhur İttifakı'ndan sonra şöyle bir şey söz konusu oldu. Yani takdir edersiniz ki ittifak yaptığınız partilerle bir zeminde bir anlaşma yapmak zorundasınız. Biz bunu genel merkez düzeyinde de, yani meclis düzeyinde de bu şekilde yapıyoruz. Sakarya'da da bu şekilde yapıyoruz. Biz herhangi bir sorun ve konu gündeme geldiğinde bu konuyu kamuoyunun önünde değil, kendi aramızda, kendi istişare yöntemlerimizle arkadaşlarımız arasında Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber arka planda istişare ederek bir konuyu o şekilde gündeme getiriyoruz. Bu da Cumhur İttifakı'nın çok büyük bir kazanımıdır Türkiye için. Yani herhangi bir sorun, sıkıntı tabii ki olabilir. Yani bizim getirdiğimiz bir öneriyi onlar sıcak bakmayabilir. Onların önerisine biz çekinceli davranabiliriz. Bunlar yaşanmış şeyler, bunlar yaşanıyor. Bunlar tabiatın gereğidir. Fakat bu sorunları ve sıkıntıları çok kolay aşabilen, çok çabuk elemine edilen bir yapıyız. O yüzden Cumhur İttifakı'nın başarısı zaten buradan geliyor. Onu net olarak söyleyebilirim. Yani mesela şu anda biz büyükşehir meclislerinde, ilçe meclislerinde herhangi bir konu ve sıkıntı geldiği zaman bizim önümüze gündem gelir. Bakarız. Ya bu konu niye böyle olmuş acaba? Hemen grup başkanımız muhatabıyla görüşür. Bazı durumlarda bizim yanlış anladığımız ve eksik bilgilendirme söz konusu oluyor. Biz görüşümüzü düzeltiyoruz. Bazı durumlarda da onlar diyor ki ya böyle bir şey olmuş, bu atlanmış, unutulmuş. Bazı durumlarda da onlar görüşlerini düzeltiyorlar. Biz arka planda mütabakata varıp meclise o şekilde çıkıyoruz. Yani bu mecliste de, yani Büyük Millet Meclisi'nde de bu şekilde, Sakarya Meclisi'nde de bu şekilde. Net olarak söyleyebilirim. Şimdi size çok samimi bir soru soracağım yine bu ittifakla ilgili. Ülkücü camiada çok sık, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifak içerisindeki en büyük eleştiriden bir tanesi. TC tavırları andımız ve ne mutlu Türk'üm tavırlarının kaldırılması olayının hala da Milliyetçi Hareket Partisi tarafından mecliste veyahut da hükümet ortaklığında çok yani ülkücülerin istediği ve beklediği şekilde diyeyim, ama ben şöyle diyeyim, yani beklediği şekilde dile getirilmediğinden şikayetçi olan birçok Milliyetçi Hareket yani Partisi arkadaşımız var. Bunlar mevzi konular. Türkiye şu anda onları çok aşmış durumda. Yani gelmiş olduğumuz duruma baktığımız zaman andımızın çok ötesinde işler Türkiye'de yapılıyor. Yani andımızı tabii ki tekrar gelmesi için mücadelemiz var. Sayın Genel Başkanımızın görüşleri ortada bu konuda. Ama tabii bu konu bir meclis meselesi de değil. Onu net olarak söyleyebilirim. Yani bu bir yönetmelik meselesi. O konularda da bizim takibatımız devam ediyor, sürüyor. Yani onlardan bir vazgeçmiş durumumuz yok. Fakat her zaman söylüyorum. Zarfa değil, mazrufa bakıyoruz. Yani Türkiye'nin gelmiş olduğu şu anda siyasi ve ekonomik ve askeri nokta, andımızın içinde yer alan her unsurun yaşandığı ve yaşatıldığı bir siyasi atmosfer ve devlet atmosferi. Biz andımızı tabii ki okumayı çok istiyoruz. Hep onlarla, andımızla büyüdük. Fakat şu anda Cumhur İttifakı ile andımızın içindeki o kutsal şeylerin uygulandığını görebiliyoruz. Bizim için önemli olan bu. Zarfın içindeki mazruf önemli. Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıma ideali Cumhur İttifakı'nın biliyorsunuz protokolle senet altına alınmış bir taahhüdü. Bu taahhüdün içinde her şeyi yapıyoruz, yapmaktayız. O konuda tabii ki düşünen arkadaşlara saygı duyuyorum. Onlara herhangi bir diyeceğim bir söz yok. Fakat Türkiye'nin kazanımlarını da kendilerinde görmesini rica ediyorum. Yani Türkiye şu anda çok farklı bir konumda. Yani o andımızın kaldırıldığı dönemle şu anki dönemdeki Türkiye'yi ve Türk siyasetini kıyaslamamız mümkün değil. Çok farklı bir yerdeyiz. Şimdi bir de yine ülkücü tabanda şöyle bir rahatsızlık var. Yani rahatsızlık derken bunu rahatsızlık demeyelim de şöyle diyelim. Yani bir bu dönem için, yeni dönem için, ikinci bir cumhurbaşkanlığı, başkanlık sistemi döneminde ülkücüler şunu bekliyorlar. Yani bekliyorlar derken konuştuğumuz, ettiğimiz arkadaşların çıkarımlarından bunları konuşuyorum yani. Yani mesela ekonominin yönetimiyle ilgili bugüne kadar, yani geçen 5 yıl içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekonomistlerinin ekonomiyle ilgili, yani düzelmesiyle ilgili veyahut da yani ortağa bir uyarı, bir ikaz şeklinde bir açıklamanın olmadığını, işte ekonomik konularda,
İşte şunu diyelim, atamalarla ilgili işte hiçbir bakanımız yok, bakan yardımcımız yok, işte cumhurbaşkanı yardımcımız yok, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın emirleriyle, talimatlarıyla atanmış 3-4 yerden maaş alan bürokratlar varken neden bizim bir arkadaşlarımız bu işleri yapacak, bizim yetişmiş ülkücü bürokratlarımız yok mu buraya işte? Yani bir adamı 5 yere, 6 yere atayacaklarına, işte bunun bir tanesinde ülkücü atansa, örneğin işte bir tane rektörümüz neden yok, özel de olsa, tüzel de olsa, yani 100 küsür tane üniversite var, hiçbirinde bir tane ülkücü rektör yok gibi beklentiler var. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı olarak, il teşkilatları olarak, yani bu ülkücüler, bu tabii Türkiye genelinde, bu Sakarya'da olduğu gibi Türkiye genelinde de bu tür talepler mutlaka ve mutlaka var. Yani bunu ben işte Çankırı'da görev yaptım. Oradan hala bir diyaloglarım var, görüyorum. Bugünkü il başkanımız Ahmet Hocam'la da görüşüyorum. Yani o da, yani sonuçta yani ülkücülerin beklentisi yani bu yönetim ikinci 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminde en azından ülkücü kadrolar olmasa bile bazı ülkücülerin rahatsız olduğu konularda düzelme talep edilecek. Yani bunu söyleyeyim, gündeme getiriyor musunuz? Getirecek misiniz? İnanın dediğiniz konularda ben bir il başkanıyım ve uzun yıllardan beri de bu camianın içerisinde birisiyim. Dediğiniz konularda çok büyük serzeniş gösteren insanlar şu an bizim partimizde değiller. Yanamayın, bunu söylemek istiyorum. Bu da şu anlama gelmesin. Yani MHP tabanını kenara atan, tabanının inisiyatiflerini, görüşlerini düşünmeyen, ötelen bir parti de değil. Fakat gelmiş olduğumuz noktada, yani bizim Cumhur İttifakı'yla ortaya koymuş olduğumuz siyasi görüş çok farklı bir görüş, farklı bir anlayış. Bizim önceliklerimiz çok farklı. Bizim önceliklerimiz Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü. Bizim önceliklerimiz Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi. Bizim önceliklerimiz Türkiye'nin bölgesinde ve ülkede bir aktör haline gelmesi. Biz şu anda Oğuz Bey, bunu güçlü bir bütçeyle yapıyorsunuz. Bunu güçlü bir ekonomiyle yaparsınız. Söyleyeyim. Türkiye olmasa bunların hiçbirini yapamazsınız ki. Türkiye ekonomisi her geçen gün güçlenen ve büyüyen bir ekonomi. Bunu rakamlar zaten belirtiyorlar. Ama yani kur korumalı mevduatta faizler %35'leri bulmuş. Yani nasıl güçlü bir ekonomi oluyor? Yani seçim öncesi yapılan manipülasyonları takip ediyorsunuz zannedersem. Yani Türkiye'den çekilen dış kaynağın seçimi etki etmesi için yapılan manipülasyonun haddi hesabı yok. Şimdi bunları da bugün gelen açıklamada bakıyorum. Sanki bunları yapanlar bunlar değilmiş gibi şu an Türkiye'ye mavi boncuk dağıtıyorlar. Ama hükümetin devrilmesi için yabancı sermaye ve küresel emperyalizm her türlü oyunu denedi, biliyorsunuz. Hükümet de bunlara karşı tedbirlerini aldı. Almak zorundaydı. Bakın, Türkiye'den yurt dışına çıkartılan para çok ciddi bir para Kenan Bey. Seçim öncesi çıkartılan para. Bu para belli bir amaç dahiline çıkartıldı. Türkiye'yi zora sokmak, hükümeti zora sokmak, ekonomik sıkıntılarla insanlarımızı manipüle ederek seçim sonucunu etki etmekti. Bunu başaramadılar. Şunu net olarak söyleyebiliyorum, bakın. Tencere edebiyatı ve tencere siyaseti Türkiye'de şu anda bir sonuç alamamıştır. Alması mümkün değildir. Tabii ki insanlarımızın tenceresi, insanlarımızın mutfağı çok önemli. Hepimiz bu sıkıntıları, sorunları yaşıyoruz. Fakat önceliğimiz milli bağımsızlığımız, önceliğimiz milli birliğimiz, önceliğimiz Türkiye'nin hür ve bağımsız yaşaması. Türk milleti de ne kadar zor durumlara rağmen, ne kadar zor durumlarda olsa da karşı ittifakın yapmış olduğu hataların faturasını bunlara ağır bir şekilde kesti. Net olarak bunu görebiliyoruz ve söyleyebiliyorum. Dediğim gibi tabandaki beklentiler ve istekler hepimize geliyor. Fakat bunlar Milliyetçi Hükücü Hareket'in asıl konusu değil. Şu anda Milliyetçi Hükücü Hareket Cumhur İttifakı sayesinde asıl amaçlarına adım adım ilerliyor. Bizim için asıl amaç Türk Birliği'ydi, Turan'dı. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki şu anda Türk Genişinden Türk Konseyi'ne dönüşen bir yapı var ve adım adım ilerliyor. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye 30 yıllık büyük Karabağ sorununu, Milliyetçi Hükücü Hareket'in en büyük yaralarından biridir bu. Hepimiz bu yarayla, bu acıyla büyüdük. Siz de biliyorsunuz. Çok şükürler olsun ki Türkiye bu sıkıntı ve sorunu Cumhur İttifakı'yla ortadan kaldırdı.
Biliyorsunuz kapalı Maraş diyenen bir sorun vardı Kıbrıs'ta. Kapalı Maraş sorunu Cumhur İttifakı iradesiyle ortadan kaldırıldı. Türkiye şu anda bir enerji üssü olma yolunda çok büyük adımlar atmış durumda. Biz Milliyetçi Hükücü Hareket olarak sadece Türkiye'nin büyümesini ve iyiliğini istiyoruz. Buna katkı sunan kim varsa onu destekliyoruz Yanan Bey. Buna kim katkı sunar? Milliyetçi Hükücü Hareket'in ideallerine kim katkı sunar? Kim bizle beraber yürür? Biz onunla beraberiz. Şimdi atıyorum Libya'yla yapılan anlaşma sonucu çıkartılan gazın Türkiye'nin 400 yıllık enerjisini karşılayacak bir gaz olduğu söyleniyor. Bizim torunlarımızın torunlarının torunları bundan faydalanacak. Şimdi bu öyle bir iradeye biz destek vererek en büyük ülkücülüğü yapıyoruz. En büyük milliyetçiliği yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'nin ve İran kuzeyinde oluşturmak istenen o terör koridorunu üç yerinden bir hançer saplayarak yarmıştır. Biz bu iradenin yanındayız. MHP bu iradenin yanında, Ülkücü Hareket bu iradenin yanında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şu an ben yurt dışına yakın zamanda çıktım, fırsatı buldum. İnanın pasaport kontrollerinde dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğu pasaport kontrollerinde bile ortaya çıkıyor. İnsanlar size çok büyük bir hürmet ve saygı gösteriyor. Bakın ben 15 yıl önce yurt dışına çıkıyordum, yine çıkıyorum. Aradaki farkı net olarak görebiliyorum ben. Balkanlara gidin. Ama şu anda Avrupa ülkelerinin hiçbirisi Türkiye'ye işte bize müracaat vermek istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Vermek istemiyorlar. O bile bir siyaset malzemesi bakın. Şu anda şöyle bir mesaj verilmek istendi. Dediler ki biz Türkiye'yi nasıl sıkıştırabiliriz? Bakın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimiyle Türkiye böyle bir ülke haline geldi. Yurt dışına da hiç çıkamıyoruz imajı oluşturmak için. Onu bile denediler. Fakat son kozdan oynadılar, başaramadılar. Şimdi göreceksiniz. Önümüzdeki iki ay içerisinde bir tane vize sorunu kalmayacak. İnşallah yakın zamanda bir program yaparız, bunları konuşuruz. Ya inşallah bunlar kalmayacak. Temelimiz kalmasın bunlar yani. Kalmayacak. Bunlar net olarak çünkü onlar da insandaki sorun mu? Çünkü onlar da ekonomik olarak buna dayanamazlar. Onların da turizme ihtiyacı var, onların da Türkiye'ye ihtiyacı var. Net olarak söyleyebilirim. Ama tabandan gelen talepler, Milliyetçi Hükücü Hareket'in 3. 4. planında olan talepler, onları da mümkün mertebe karşılamaya çalışıyoruz. Hiçbir tabanımızdan gelen hiçbir talebe duyarsız değiliz. Hepsini imkan dahilinde muhataplarına iletiyoruz. Çok ciddi netice aldığımız konular var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Detaylı olarak konuşabiliriz. Başka programlarda da. Netice aldığımız çok konular var. Özellikle kaymakamlık düzeyinde, İçişleri Bakanlığı düzeyinde, polis asker düzeyinde, Adalet Bakanlığı düzeyinde, Milli Eğitim düzeyinde çok ciddi sonuç aldığımız yerler var. Bu konularda da hepsiyle hakkında size bilgi verebilirim. Ben sadece şöyle diyorum. Yani bizim ülkeler sadece nerede ölüm varsa orada yok, yer alıyor. Yok öyle değil. Değil. Öyle değil. Yani bakın bugün ülkenin savaşanla, ülkenin güvenliğiyle ilgili yok. Kim varsa bakın hepsini bozkır işaret yapıyorlar. Onları ben özelde de konuşabiliriz. Yani, çok örnekleri var. Yani onun için ama bir tarafta 7 maaş alan, 8 alan maaş alan yerlerde ülkücüler yok türlü, maalesef. O zaten evet. Her Türk asker doğar. Evet. Tabii gücü asker yani, doğuyor. Başka bir yani şey. Biz onu görüyoruz başkanım. Yani şimdi o konuda sizsin tabii ki şöyle bir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak ve bir Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak bazı şeyleri söylemiyoruz ama ben bunu rahatlıkla söylüyorum. Yani kimse kusura bakmasın. Ölümlü yerde ülkücüler var. Sofralı yerlerde ülkücüler yok maalesef. Ülkücüler şehadeti arzuluyorlar. Öyle bakabiliriz olaya. Şimdi gelelim şuraya sevgili başkanım. Şimdi 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimde yani ikinci turunda iki aday vardı. Sonuçta ipi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi. Şimdi demek ki söylediğiniz şekilde de yani ben bugün medya barda da yazdım. Artık yani biz cenneti kazanmanın yoluna gideceğiz. Artık siyaseti yiyebilirdik. Yani ben net, açık ve net olarak söyleyeyim. Yani Yeni Haber gazetesinde başladığım köşe yazma serüveninde tamamen yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarına muhalefet şeklinde yani çünkü icraat yapan iktidar olduğu için yazılar yazdım. Çok eleştiriler alıyoruz. Yani yazılarımızın altına eleştiriler de yapıyorlar. Yani yorum da yapıyorlar. Herkese yani helal hoş olsun biz bir şey yazıyorsak onlar da yazacaklar tabii ki. Mutlaka yani o da doğal haklarıdır. Özgürlüğü var. Yani şunu söyledim bugünkü yazımda yani
Yani boş tencerenin deviremeyeceği hükümet yoktur diye Süleyman Demirel'in lafını Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı kaldırdı, lafı attı. Ya tencereden ben yazınızı okumadım ama demek aynı şeyi düşünmüşüz. Yok. Yani şimdi o lafı kaldırdı, rafa kaldırdı. Öyle bir söz artık geçerli değil ülkede. Eğer ülkede ekonomi konuşulsaydı, ülkede hayat pahalılığından şikayet eden muhalefetin, ya bırak muhalefeti, vatandaşın bize yaptığı şikayet, o basında, medyada, sosyal medyada ki yani hayat pahalılığı, zamlar yetmiyor, kira artışları, enflasyon. Yani demek ki bunların hiçbirisinin hükmü yokmuş. Yani millet halinden, hayatından memnunmuş. Yani çıkan sonuca bakarsak yani sonuç bu. Ne oldu? Şimdi biz de diyoruz ki yani kardeşim yani adam halinden memnunsa, şimdi vatandaş halinden memnunsa, bunu da seçmişse bize biat etmek düşer. Çoğunluk nereyi seçmişse. Tabii ki. Ya ona saygı duymak. Demokrasi bunu gerektirir. Ya ona saygı duymak gerekir. Yani ama yapılan yanlışa da yanlış demek. Yani bizim bir basın medya olarak görevimiz. Ha bizim yanlış dediğimiz belki birine, belki size doğru olabilir. Ya o sizin doğrunuz olur. Ama yani ben bugün mesela şöyle dedim. Bir yazım dedim ki yani biz gazetecilerin, biz akademisyenlerin, bilim insanlarının yani bilim adamlarının doğru bildiklerini yazması lazım. Bu hangi görüşte olursa olsun kendine göre doğru bildiklerini. Arkadaş yazmış altına demiş yani kendine de bilim adamı yaptı. Evet bilim adamıyım. Benim ünvanım bilim uzmanı. Yani benim diplomam var. Yüksek yapıyorsanız öyledir. Ya benim diplomam var. Diplomamda yani bilim uzmanı diyor. Yani bunu da söylemek zorundayım. Bilim uzmanıyım. Yani benim ünvanım bu. O yorumu yapan arkadaşlara da buradan beyan edeyim. Onlara da varsa... O pek bilinmez. Yüksek lisans yapanlar bilim uzmanı olarak adlandırılıyor. Ya, yani benim ünvanım bu. Benim ünvanımı yazdım. Diyor tırışık adam da diyor kendine diyor bilim uzmanı yaptı. Neyse desin arkadaşın ona da saygımız var. Ama biz bunu diplomamız var yazdık. Şunu söylemek isteyeceğim ben bunu anlatırken. Yani biz bu ülkede yaşıyoruz. Ben hep bunu söylerim. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zihniyetine, düşüncesine, yapı yani yapı kuruluş amacına, felsefesiyle benim dünya görüşüm ve felsefem çok farklı bir felsefe değil. Yani hiç yan yana gelemeyeceğim, birlikte olamayacağım bir çizgi değil. Şimdi biz bunları niye yazıyoruz? Ya biz bunu millet istiyor, yazıyoruz. Ben ülkücüyüm, ben milliyetçiyim. Yani ben yazacağım. Yani ben 10 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın niye tören yapmadığını yazacağım. Yarın da yazacağım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda peşmergelilerin yani Türkiye'den Kobani'ye geçişleri niye 29 Ekim'e denk geldi onu yazacağım. Efendim Apo'nun mektubunun niye Dolmabahçe Sarayı'nda metne alındığını başka yer mi yoktu bunu yazacağım. Ben ülkücüyüm demin ki anlattığınız şekilde. Ya ben bunu soracağım. Yani bunu birisi de çıksın desin ki ya kardeşim ya hep bunlar tesadüftü. Bu 23 Nisan'da yani biz 23 Nisan bayramına alternatif olsun diye İşte efendim işte terör örgütünün geçmişteki yaptığı şenlikleri 23 Nisan'da yapmazlardı ben. Yani bunu daha fazla bizim gibi insanlar dile getirseydiler. Yani bunları bir söyleyeceğiz. Yani bunlar demin ki anlattığımız hassasiyetler dediğiniz noktaların yani bugün geldiğimiz yani ülkenin birliği ve beraberliği açısından korunması ve muhafaza edilmesi gerektiğinde yarın çoluk çocuğumuza, torunlarımıza bırakacağımız doğalgazdan da daha önemli miraslardan bir tanesi de yani ülkenin varlığına ve bütünlüğüne hayatını idame ettirmesini sağlayacak unsurları ayakta tutmak. Yani Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak. Yani buna sahip çıktık diye sen, ben, bizi kim eleştiriyorsa kimse kusura bakmasın. Yani biz bunu söylerken siyaseti eleştirmiyoruz. Biz kimsenin kalkıp da yani icraatını eleştirmiyoruz. Yani yorumunu yapmıyoruz. Bir enflasyon yani şunu yazılarımıza yazarken bazı arkadaşlar yani enflasyon eğer %85'e gelmişse ya enflasyon %85 dar gelirle bu konuda eziliyor demek bu iktidara muhalefetlik etmek şimdi midir yoksa Kenan Bey, bir noktaya yani bir eksikliğe dediğiniz, bir olumsuzluğa basmak mıdır? Dediğiniz şeyle biz de karşılaşıyoruz. Çok iyi anlayabiliyorum. Tabii bu da üzücü bir durum. Özellikle sosyal medya vasıtasıyla son yıllarda ortaya çıkan bir durum var. Bir linç kültürü. Çok acımasız, çok fütursuz, itibar suikastları şeklinde ilerleyen bir süreç maalesef ilerliyor. Bunu da özellikle işte bu Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde net olarak gördük. Hepimiz takip ettik, gördük.
Özellikle Sayın Muharrem İnce'ye yapılan işler, operasyonlar işte. Sayın Meral Akşener hanımefendiye masadan kalktığı zaman yapılan işler. İşte Sinan Oğan'a Cumhur İttifakı'na destek verdiği zaman yapılan işler. Türkiye'nin hiç hak etmediği, Türk milletinin hiç hak etmediği, bize yakışmayan işler. Şimdi biz işin siyaset kanalındayız. Siz bilim kanalındasınız. Ben bir siyasetçi olarak bu yola girerken her türlü eleştiriyi, her türlü sorgulamayı göze almak durumundayım. Yani bizim işimizin doğrusu birileri eleştirecek, birileri tenkit edecek, birileri de güzelleyecek. Bu işin doğasıdır. Fakat bizim üzüntü duyduğumuz şey şu. Hiçbir şekilde gerçeklik yansıtmayan, işte bir beyanat veriyorsunuz, altına bir hakaretvari bir söylem. Yorum yapıyorum. Hakaretvari bir yorum. Hakaretvari, işte insanı rencide edici bazı durumlar söz konusu oluyor. Ve bunların sayısının da giderek arttığını gördükçe insan üzülüyor. Bu toplumun her kesiminin rahatsız olduğu bir konu. Şimdi insanlar sosyal medya üzerinden yüzünüze karşı söyleyemeyeceği şeyleri çok rahat yazabiliyorlar. Çok rahat sizi görmüyor. İşte Oğuz Alkaç diyor, yazıyor, gidiyor. Şimdi bunun içerisinde şunlar da olabiliyor. Sosyal içtimai hayatta görüştüğümüz, selamlaştığımız, görüştüğümüz insanlar da bile bu tavrı görebiliyorsunuz. Yani normal şartlarda ya bu insan bana böyle bir şey söylemez dediğin insan sosyal medyada size bir yazı yazıyor, bir yorum yapıyor, anlamakta zorlanıyorsunuz. Bunu yaşamışsınızdır siz de. Hem nasıl? Yaşamışsınızdır. Yani insan şaşırıyor. Ondan sonra o kişiyi yine yolda görüyorsunuz. Yani sanki onu yazan o kişi değilmiş gibi yine size sarılıyor. Yani bu çok garip bir durum. Ben bunu çok garipsiyorum. Bunu siyasette çok fazlasıyla yaşıyoruz. Ama takdir edersiniz ki biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'de en çok siyasi eleştiriye ve tenkide maruz kalan bir partiyiz. Bu yıllardan beri böyle, yeni bir şey değil. Sayın Genel Başkanımız şu anda Türkiye'de gerek sosyal medyada olsun, gerek yazılı medyada olsun en çok eleştiriye maruz kalan, hakarete maruz kalan liderlerin başında geliyor. Niye? Çünkü Genel Başkanımız inandığı şeyleri, inandığı doğruları söylemekten çekinmeyen bir insan. Popülist siyaset yapmayan bir insan. Sadece hakaret edenlerin profili değişiyor. Zamanı değişiyor. Bazı hakaret edenler gün geliyor. Ya doğru, niye böyle yapmış şimdi anlıyoruz diyorlar. İki ay geçiyor. Yine bazıları hakaret ediyor. Bazıları ya niye böyle yaptık diyorlar. Maalesef üzücü. Dediğim gibi biz eleştiriden ve tenkitten hiçbir zaman rahatsız olmayız. Hatta meşhur bir söz vardır. Eleştirmek sahip çıkmaktır der. Eleştirdiğiniz bir insana, bir yapıya sahip çıkarsınız. Biz eleştirilmek isteriz ama yapıcı ve hakkaniyetle vicdanlı bir eleştiri isteriz. Bu konuda eleştiri kültürü ne kadar gelişirse Türk demokrasisi o kadar büyür ve gelişir. Net olarak söyleyebilirim. Ya şimdi Oğuz Bey, bazı arkadaşlar tabii ki bu eleştirileri yapanlar, yani hangi taraftan ve kimden olursa olsun, ben Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun tasarısı olarak geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi de bu tasarıyı destekleyeceğini açıkladığı andan itibaren, başta Sakarya Milletvekili, o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan Zihni Açbay'ı aradım. Dedim ki abi, eğer benim sanda bir hakkım var ise bu tasarıya da evet oyu verirsem ben sana hakkımı helal etmiyorum. Niye dedi. Dedim ki ben bunu okudum, bu bana göre yanlış. Bana göre dedim, yanlış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 34 tane milletvekilini aradım. Telefonla bize 34'üne de aynısını söyledim. Beni ikna etmeye çalışan da oldu, izah eden de oldu, bağıran da oldu. Hatta daha ses tonunu yükseltenler de oldu. Yani anlatmak istediğim olay, şimdi bu benim karşı olduğum şey. Buna ben karşı. Yani bu, yani siz karşı olmayabilirsiniz. Bu böyle olacak ki, bunun adı demokrasi olacak. Yani şimdi biz böyle Milliyetçi Hareket Partisi veyahut da işte burada şimdi televizyonculuk yaptık seçim sürecince. Birkaç il başkanını programa davet ettim.
arkadaşlar yani şiiri yoğunluğu nedeniyle veya başka bir nedenle programa katılamadılar. Mesela bunu bu programlarda başka bir programda dedim ki ya kardeşim davet ettik gelmedik. Gelmediniz. Yani siz bunu burada söylemeyeceksiniz. Bunu burada millete açıklamayacaksınız. Nerede açıklayacaksınız diye buradaki programlarda konuk olarak katıldığım birçok programlarda bunu dile getirdik. Ya arkadaşım sen bizi eleştirdin. Ya kardeşim ya ne yapacaktım? Yani şimdi ben yeri geldiği zaman mesela şimdi burada bir saat 15 dakikadır konuşuyoruz. Şimdi siz de burada konuksunuz ve size sorduğum sorularla, yaptığım yorumlarla birkaç konuda Milliyetçi Hareket Partisi'ni eleştirdim değil mi? Yani şimdi bakarsan genel manada seçim sonuçlarını eleştirdim, Hendi'yi eleştirdim. Ama Koca Ali'yi, Ferizli'yi, Kaynarca'yı ve Erenler'i takdir ettim. Serdoğan seçim sonuçlarını eleştirdik. Yani bu şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ni eleştirdim. Yani niye burada sonuç elde edemediniz diye sordum. Bizim eleştiriden herhangi bir çekincemiz olmaz her zaman. Ya hayır, benim anlatmak istedim. Yani ben şimdi bazı izleyip de bu yorum yapanlar şimdi şeyi, bazı konsepti bilmeden yani yorum yapıyorlar. Yorum tabii ki biz eleştirilemez bir insanlar değiliz. Oğuz Alkaç da eleştirilemez bir insan değil. Kesinlikle. Yani şimdi şunu yapalım, yani eleştiri olacaktır. Biz eleştiri yapanlara, yani kim kimi nasıl eleştiriyor, herkes herkesi eleştirebilir. Ama bu saygı, sevgi ve insanlık, adamlık çerçevesi içerisinde öbür türlü olumsuz eleştiri de olabilir. Ama insanlık seviyesi içerisinde hakaret olmadığı sürece, yani insanlık seviyesi içerisinde hakaret olmadığı sürece, tahkir olmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Yani herkes olmasın. Aynı fikirde olacak diye bir şey yok. Kesinlikle. Şimdi bununla birlikte şimdi geldik, yeni bir yönetim oluşacak. Yani bugün, yarın artık yani basında, medyada okuyoruz. İşte Cumhurbaşkanlığı, Başkanlık Yardımcılığı Devlet Bahçeli'ye verilecek veyahut da işte MHP'ye verilecek. Şu bakanlık MHP'ye verilecek ama bu konularda MHP'den şu ana kadar bir ses basında, medyada duymuyoruz. Yani basın kendi kendine MHP'ye bakanlık veriyor, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı veriyor. Bu konularda ülkücü camianın da Sakarya'da beklentisi, yani siz il başkanının ağzından, yani bu yeni hükümet sisteminde, yani Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi'nde yeni kurulacak olan hükümette MHP'li bakan olacak mı? Yani o konuda bir bilgim yok. Bu tabii ki Sayın Genel Başkanımızın takdirinde olan bir husus. Bize gelen bu konuda bir bilgi yok. Bilgi olursa paylaşmaktan çekinmeyiz. Sen Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısı olacak mı? Dediğim gibi bu konuda da bilgi yok. Yani bilgi yok da mı yok yoksa? Yok, gerçekten yok. Yani gerçekten yok. Yani herhangi bir bilgi o konuda yok. Bizde yok. Yani açıkçası ilgilenmiyoruz o konularla. Şimdi gelelim, son toparlayacağımız Sakarya'ya dönelim. Yani. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sakarya ile ilgili, Sakarya'nın geleceği ile ilgili, Sakarya'nın sorunlarıyla ilgili, yani özellikle de deprem bölgesi olması hasbıyla bu kentsel dönüşümle ilgili, tarımıyla ilgili, buranın su ile ilgili, yani sulu tarımla ilgili, sanayisiyle ilgili, imara açılacak alanlarıyla ilgili, yani demokratik yapısıyla, yani bu göçmenlerin buraya yerleşmesi bozulacak olan gelecekte demokratik, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sakarya röntgeni, MR'ı, tomografisi nedir MHP il başkanının elinde? Sizde Sakarya'nın nasıl bir tomografisi var? Şöyle söyleyeyim. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem Türkiye genelinde hem Sakarya özelinde, ilimizde insanımızın hangi noktada bir sıkıntısı, bir ihtiyacı, bir talebi varsa onlara vakıf ve muhatabız. Özellikle bu seçim süreçleri demokrasi açısından çok olumlu süreçler. Aynı zamanda bu süreçlerde yerel yönetimlerin de kendini çek ettiği, yerel yönetimlerin de sorgulandığı, yerel yönetimden oluşan sıkıntıların, taleplerin de vekil adaylarımıza, bize, teşkilatlarımıza ulaştığı bir süreç oldu. Bu seçim sürecini çok verimli geçirdik Kenan Bey. Sadece verimli derken yani oy isteme meselesi değil. Yani insanlara ulaşıp, gelecek planlamada yapma açısından oy istemek, talebinin ne oldu? Tabii gittiğimiz her bölgede, Taraklı'da ayrı, Pamukova'da ayrı, Kocaeli'de ayrı, Adapazarı'nda ayrı, Serdivan'da ayrı, Hendek'te ayrı. Sayın Grup Başkan Vekilimiz ve Sayın adaylarımız bu çalışmaları yaparken aynı zamanda bir envanter oluşturdular.
Sayın Grup Başkan Vekilimiz özellikle görevi hasebiyle gittiği her yerde karşısına çıkan eksik ve şikayetleri hepsini danışmana not aldırdı. İşte Hendek'te şu ihtiyaç vardır. Mesela bir bölgeye gidiyoruz. Bölgenin altyapı sorunu yok. Bölgenin üst yapı sorunu yok. Bölgenin ulaşım sorunu yok. Fakat bölgenin bir sorunu var. O da sağlık ocağı sorunu. Vatandaşla oturduğumuz zaman işte başkanım şu eksiklerimiz vardır. İşte sağlık ocağı sorunumuz üst seviyeye gelmiştir. Bu konuda yardım talep ediyoruz. Aldık, hemen not aldık, notumuzu yazdık. Sayın Grup Başkan Vekilimiz bunların hepsinin notunu tek tek aldı. Mesela başka bir bölgeye gittik. Sayın Başkanım, işte yol sorunumuz var. Hemen notumuzu aldık. İlk fırsatta muhataplarına iletmek üzere hepsi envanterimizde şu an yazılı durumda. İşte başka bölgeye gidiyorsunuz. Başka bir sorun. Dediğim gibi bu süreçler bizim için bir fotoğraf çekme süreci, bir bilgi alma süreci, bir eksikleri ve noksanları tarama süreci oldu. Tabii Sakarya'nın sorunları olarak, tabii Sakarya'nın en büyük sorunu deprem sorunu. Orta hasarlı binalar sorunu, yerleşim sorunu. Yani bizim önceliğimiz bu. Bunu yani depremden bu yana olan bütün il başkanlarımız aynı hassasiyet göstererek takip ettiler. Ama benim, sonuç yine aynı. Değişim, yani bir şey yok. Mevzi gelişmeler oldu. Hiçbir şey yok diyemeyiz. Mesela orta hasarlı binalar konusunda belediyemizle yaptığımız çalışmalar sonucunda bazı belediyelerde çok ciddi derecede orta hasarlı binaların yıkılması söz konusu oldu. Yani bunlar bizim talebimizle, bizim bastırmamızla netice alınan şeyler oldu. Şu anda aşağı yukarı yani 20 bin konutun yani 7 bin binanın 4 katlı, 5 katlı. Şöyle söyleyeyim Kenan Bey, biliyorsunuz da orta hasarlı binalar var Sakarya'da. Adapazarı merkezinde özellikle. Yani orta hasarlı bina. Yani az hasarlı değil. Az hasarlar da sıkıntı. Fakat orta hasarlı binalar konusunda yerel yönetimden üzerinde bir yük var. Fakat yerel yönetimlerin bu konularda bütçeleri yetersiz. Biz bu konularla ilgili belediye meclislerinde çok aktifiz. Bu konular çok hakimiz. Ve netice aldığımız çok ciddi durumlar söz konusu oldu. Onun hazırlığını yapmadım. Keşke yapıp gelseydim onun hazırlığını. Şimdi yok. O bir tane şey, bilgi verebilirim. Spontane gelişen bir konu bu oldu. Bu konuda bilgi de verebilirim. Şunu söyleyeyim ben. Deprem konusunda bu, çok... Depremle ilgili ben burada 5-6 tane program yaptım. Hep profesörler aldım. Adapazarı Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda da çok yakın yaşadık. Evet, çok ciddi, iyi niyetli bir gelişmeler var. Güzel evet. Çalışmalar var. Yetersiz. Fakat yetersiz. Eleman yetersiz, kapasite yetersiz, hız yetersiz. Yani çünkü depremin hızı yani yok. Şimdi depremle ilgili yani bu işte muhalefet partilerinin ya da ittifak ortaklarının işte sizin belediye meclis üyeleriniz var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Bununla ilgili bunu daha da ileri yani ileri taşımak lazım. Yani bu işi şöyle yani bir atasözüyle bu işe yani güneş çarığı çarık ayağı sıkar. Yani muhalefet meclislerde baskı yaparak bu konunun hızlandırılmasını işte deprem risk dairesi kuruldu 2 yıl önce. Güzel çalışmaları var. Ben çalışmalarına da katıldım. Etüt yapıyorlar. Çok çalışmalarına katıldım. Vatandaşların toplantılarına katıldım. Yani güzel çalışmalar var. Fakat yani hız kaplumbağa hızından daha yavaş. Yani niye eleman yetersiz, sayı yetersiz. Bununla ilgili de yani Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Bücel'in de ben şunu düşünüyorum artık bu seçimden sonraki bütün ağırlığını buraya vereceğini düşünüyorum. Kendisi de o çünkü yönde, bu konuda kendisinde ciddi kendisi de o yönde beyanat verdi zaten. Yani bu var. Yani şimdi bakın Sakarya'nın gelecekte içme suyu barajı var. Geçmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun başlatmış olduğu barajlar var. Aynı şekilde Ekrem Bey o barajları devam ettiriyor. Mesela şimdi bizim burada Sakarya'nın çok büyük bir sorunu var. Mesela toplulaştırma yani tarım arazilerinin toplulaştırması problemi var. Bu problem Arap saçına girmiş. Kanunsal eksiklikleri var. Yasal altyapısı boşlukları var. Yani üst yapı boşlukları var. Şimdi burada imar problemi var. İmar açılıyor. Bütün tarım arazileri imara açılıyor. Yani konut imarına açılıyor. Yani bırakın organize sanayileri yapıldığı yerler işte tarım arazilerine yapılıyor. Sanayinin kendine özgü problemleri var. Yani Sakarya büyüyen gelişen bir şehir. Şimdi sizin Karasu'da bir limanınız var.
bir demiryolu projeniz var. Yani şimdi her bir limanınız varsa bir de Zonguldak'tan, Bartın'dan buraya bir demiryolu projeniz varsa. Akametoryan proje. Ya şimdi o bugün yarın bizden sonraki bir nesil tarafından bu yapılacak. Yani Bartın'dan o demiryolu buraya turist taşımayacak, kömür taşıyacak. Ya kimse kusura bakmasın. Yani ne burada bu bölgede termik santrallerin kurulacağı, hani enerji, çünkü insanların yaşamlarını idame ettirmesi enerji ihtiyaçları olacak. Evet. Enerji de termik santrallerde, yani en maliyeti ucuz yapacaksan, evet, dışa bağımlı olmayan şeyler olduğu için. Yani bunların programlanması lazım. Sakarya'nın tarımının işte İhracattaki payının artırılması ile ilgili neler yapılması lazım? Bunun bir planlı programı, mesela bugün biz Sakarya'nın bir ziraat fakültesi var. Ben sayın rektörle de, dekanla da görüştüm. Hı. Yani bu tarımın ilerlemesi için su, yani şu anda Sakarya'da yapılan tarımın, yani hı, üçte ikisi susuz tarım. Evet. Yani ihtiyaç çok. Yani Sakarya'daki arazilerden, ovalardan, Pamukova'dan, Hendek'in Akovası'ndan, Söğütlü Ovalarından, Feriz Ovalarından, Sinanoğlu Ovalarından, yani sulamayla yılda 4 ürün alınabilecek topraklar var bu şehirde. Yani bunların bir programlanması lazım. Yani bunu biz şimdi oturuyoruz diyoruz, yani işte ya yol, su, yani tamam köprü, tamam köprüyü yaptım bitti, insanlara geçtirdiniz. Ya insanların yarın geleceğini doyurmuyor köprüler. İnsanların bir kere bu şehirde bir depremi yani depremsiz, yani depremin öldürmeyeceği, hı hı, evler yapmak. Bunun için alanlar yaratmak. Kesinlikle. Yani efendim işte bir yine ekonomik problemler vardı. Hükümet bu ekonomik problemleri de çözdü devlet. Yani eskiden işte bizde 5 katlı binalar vardı. Bunun işte 3 kat imar vardı. Yerinde kentsel dönüşüm verdi. 5 kata 5 kat verdi. Kredi veriyor. 600 bin liraydı. Bunu 1 milyon 200'e çıkarttılar şimdi. Evet. Kira yardımı veriyor. Yani devlet bu konuda daha ne yapacak? Burada yerel unsurlar devreye girecek artık. Yani o konuda en büyük sorun tabii ki özel müteşebbis. Çok büyük sorun. Şimdi bu konuları da çok yakından takip ediyoruz. Özellikle şehir merkezindeki orta hasarlıları ve az hasarlı binaları. Deprem görmüş binaların hepsinin bir şekilde bir elden geçmesi lazım. Evet arkadaş, son dakikalara geliyoruz. Ben şunu söyleyeyim şimdi, onların hepsine ayrı bir program yaparız inşallah önümüzde. Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı olarak atanmış, yani atanmış derken seçilmiş il, yani yok, il yönetimi tarafından seçilmiş, yani il yönetimi seçilmiş. Kongre yapacak mısınız? İl tabii kongreleri olacak. Yani sadece il kongresi mi olacak, ilçe kongreleri, yani yoksa ilçe kongre süreçleri başlayacak bizim mı? Şimdi bizim olağan takvimimize göre sonbaharda genel kongremiz gözüküyor. Olağan takvim sürecine bu, göre. Bu 2023'ün sonbaharında. Tabii sonbaharında genel kongremiz takvim dahilinde. Tabii onun öncesinde de ilçe ve ilçe kongremiz var. Fakat bunun takvimi hakkında henüz bilgi gelmedi. Ama benim şahsi düşünceme göre bu yaz ayında bunları tamamlarız diye düşünüyorum. Tamam, sonbaharda, evet, Ekim'de okullar aslında başlar. O şekilde düşünüyorum. Muhtemelen öyle olur. Yani bu seçim sonuçlarına göre, yani yenileyeceğiniz ilçe düşünüyor musunuz? Var mı? Yani bu seçim sonuçlarına bakarak, yani analiz ederek. Yani sizce yani ilçe yönetiminin başarısız, yani şöyle yani arkadaşlar da zararlı bırakmadan soruyu nasıl toparlayayım? Yani o ilçenin aktif ve dinamiklerini yerine getirmeyen demeyelim, yani orada yani çok aktif olamayan, sosyal olamayan insan yapısıdır bu. Sosyal olamayabilir. Kenan Bey, biz bizim teşkilat prensibimiz olarak biz her ilçenin istişare kurulunu her zaman toplarız. Bizim prensibimiz ve düsturumuz budur. Vakti zamanı geldiğinde her ilçemizde ayrı olmak kaydıyla istişare heyetimizi oluştururuz. İstişare heyetimizden çıkan kararı uygularız. Bizim prensibimiz budur. Şu an için bir şey söylemek erken. Tabii bu bir bayrak yarışı. Yani uzun yıllardan beri ilçe başkanı yapan arkadaşlarımız var. Bayrağı devretmek isteyenler de olabilir. Kalmak isteyenler de olabilir. Bizim için şahısların hiçbir önemi yok. Benim şahsım en başta olmak üzere. Teşkilatımız kaimdir. Teşkilatımız ilçenin durumuna göre, oradaki pozisyona göre bir istişare kararı çıkartır. Tabii biz de bu kararı genel merkezimizle paylaşırız. Kendi il yönetimimizi süzgecimizden geçiririz ve neticeye varırız. Bunlar bizim için çok basit meseleler. Hepsini hallederiz Allah'ın izniyle. Çok sıkıntı çekmeyiz. Siz il başkanı adayı olacak mısınız? Dediğimiz gibi istişareler sonucunda böyle bir karar çıkarsa oluruz. Niye olmayalım? Sayın Alkaş,
Size bir son bir dakika vereyim. Bir dakika olarak yani 2023 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçları ile birlikte ya da Sakarya kamuoyuna vereceğiniz bir mesaj varsa bir dakikalık bir şeyle toparlarsanız olurum. Öncelikle seçim sürecinde çok ciddi bir ebe çaba ve emek sarf eden il teşkilatıma, ilçe teşkilatlarıma, bütün Milliyetçi Hareket Partisi üyelerine, mensuplarına, sevenlerine çok teşekkür ediyorum sizin vasıtanızla. Gerçekten özellikle de vekil adaylarımıza çok teşekkür ediyorum. Sekizini birbirinden ayırmadan hepsi partimizin başarısı için, Cumhur İttifakı'nın başarısı için, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başarısı için sekizin sıra başta olmak üzere çok ciddi bir çaba içerisinde oldular. Hareketimizin görüşlerini, genel başkanımızın prensiplerini, partimizin düsturunu her yerde bağırarak, insanlara duyurmak suretiyle çok ciddi şekilde anlattılar. Onlara teşekkür ediyorum. Bu seçim sürecinde bize oy veren, vermeyen bütün Sakaralı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Çünkü %90'ın üzerinde bir katılımla çok ciddi bir sürece katkı sağlayan, demokrasiye katkı sağlayan bütün Sakaralı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Seçim süreci gerçekten sorunsuz ve sıkıntısız geçmiştir. Türk demokrasisi kazanmıştır. Türk milleti kazanmıştır. 85 milyon Türkiye kazanmıştır. Ve 1 milyon 100 bin Sakarya kazanmıştır diyorum. Sizin vasıtanızla bir kez daha Cumhur İttifakı bileşenlerine, AK Parti İl Başkanı'na, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı'na ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı'na bu süreçten dolayı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Çok uyumlu ve güzel bir süreç geçirdik. Bir atmosfer içerisindeydik. Bundan sonra da Cumhur İttifakı inşallah hedeflerine ulaşmak için hiç durmadan çalışmaya devam edecektir. Evet, ben de teşekkür ediyorum Sayın Alkaç. Sevgili izleyiciler, bir Akademi 264 programının sonuna geldik. Bu akşamki konuğum Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Oğuz Alkaç'tı. 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 28. dönem milletvekili seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdik. Sakarya'nın son olanını gündeme getirdik. Bir başka programda bir başka konuyu ve bir başka konukla haftaya buluşmak üzere hepinize hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.